İyi bir sinema. Bir şeyden mi korkuyorsun? Yo, rahatsız hissettim bir an. Bir seferlik bir şey miydi diye düşünüyorsun? Yoksa bir ömür sürecek bir şey diye hayal mi ediyorsun? Bizim gibilerin hayal ettiği hayata kavuşabilmeleri için çok çile çekmeleri gerekiyor. Ben de gördüğün her şeye sahip olabilmek için çok çile çektim. Şimdi biri gelip bütün bunları benim elimden almak istiyor. Dahası beni hapse tıkmak istiyor. Kim? Nergis. Hayır. Sen de buradaydın, duydun söylediklerini. Göreceksin bak, eninde sonunda elinden geleni yapıp beni içeri tıkacak. Bizim gibi insanların geçmişinde illa bir açık vardır Köksal. Sen benim hapislerde çürümemi istemezsin değil mi Köksal? Cevdet Bey buna izin vermez. Cevdet Bey'in hiçbir şey yapmıyor ama. Görmüyor musun? Kendi kızına bile laf geçiremiyor artık. Geldi evime, yüzüme karşı bağırdı, çağırdı, beni tehdit etti. Cevdet ne yaptı? Hiç. Hiçbir şey. Cevap ver bana. Bir şey yaptı mı? Hiçbir şey yapamadı. Varsa yoksa Nergis. Nergis, bu sahip olduklarımız için çok büyük bir tehdit Köksal. Onun yerinde başka biri olsaydı ne yapardınız? Ha? Cevap ver bana, ne yapardınız? Ben söyleyeyim. Bir dakika bile düşünmeden ortadan kaldırırdınız. Cevdet Bey'in kızına bunu yapamayız. Köksal, sen göremiyor musun? Cevdet'in zamanı geçiyor. Er ya da geç yerini bir başkasına bırakacak. Sen bana cevap versene. Beni, bütün bu hayatı hak ediyor musun, etmiyor musun? Cevdet hazır yurt dışında. Yarın dönecek. O buradayken bu işe girişemeyiz. O yüzden hemen bu gece bu işi halletmen lazım. Kızının ölümüyle birlikte Cevdet'in çöküşü, senin de yükselişin başlayacak. Nergis tehlikeli bir hayat yaşıyor. Ona bir havuç gösterip, tuzağa çekip sonunu hazırlayacağız. Bu kadar basit. Belki araya bir sürpriz de alırız. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.